Kabe-i Muazzama'dan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ramazan'ın 3. günü. Metaf alanı gerçekten çok kalabalık. Nefes almak bazen zorlaşıyor. İzdihama yol açan bir görüntü var. Şu an tamamı dolu durumda. Belki televizyonlarda izleyenleriniz vardır. 4.30 gibi içeriye girdik. Elhamdülillah hemen namazdan yarım saat önce tavafımız falan oldu. Subhanallah. Evet. Etrafta adım atacak yer yok. İnsanlar güçlükle tavaf yapabiliyorlar. Kabe'ye göre tavaf yapmak hepimizin istediği, arzu ettiği bir şey. O yüzden hepimiz aşağıya inmek istiyoruz. Bundan dolayı da burada izdiham oluşuyor. Şimdi orucunu da burada açmak isteyen kardeşlerimiz var. İftar açtıktan sonra haremden ayrılıyorlar. Sürekli bir şey var, sirkülasyon var. Güvenlik görevlileri de bu izdihamı yönetme noktasında büyük çaba ve gayret sarf ediyorlar. Elhamdülillah namaza yarım saat var. Tavafımızı tamamladık. Sıra geldi say alanına geçmeye. İftarı bugün say alanında karşılayacağız. Say alanından sizlere iftar sevincini yaşatmaya ve paylaşmaya çalışacağız inşallah. Evet. Metaf alanındayız. Tavafı bitirdik. Baktık 20 dakika var. Bugünkü iftar heyecanını metaf alanında karşılayalım istedik arkadaşımız da, ailecek gelmişti arkadaşımız. İlk defa da Ramazan umresi nasip oluyor. O duyguyu tatmaları adına Metaf'ta iftarı karşılamaya karar verdik. Şu an Ezan-ı Muhammediye 10 dakika var. Saflar tutuldu. Güvenlik görevleri yavaş yavaş bayanları geriye çekilmeleri noktasında uyarıyor. Tavafı yavaş yavaş duraklatıyorlar. Namaza az bir süre kaldığı için sağlıklı bir şekilde iftarı geçirmek, iftara ulaşmak için gerekli önlemleri alıyorlar. Bizim gibi anı kaydeden, sevdiklerine dua mesajları ileten kardeşlerimiz var. Bu mekanda bulunmak gerçekten büyük zevk. Rabbim sizlere de inşallah en kısa zamanda bu mekanda iftar açmayı nasip eylesin inşallah. Bir yandan da ön taraftan hurma dağıtımları başladı. Yavaş yavaş da zemzem dağıtımları olacaktır. Dolayısıyla burada iftarı açıp daha sonra karnımızı farklı şekillerde doyurabiliriz. Önemli olan iftarımızı açmak, bu heyecanı hep birlikte kardeşlerimizle yaşamak. Zaten burada bulunan kardeşlerimizle onun için buradalar. Ellerini açmışlar. İftar saatinde az bir süre kala dualarını ediyorlar. Rabbim içimizden hasta olup da şifa bekleyen tüm kardeşlerimize şifasını ihsan eylesin inşallah. Çektikleri sıkıntıları, günahlarına kefaret eylesin. Onlara bir an önce sağlıklarını kavuşturup sağlıklı bir şekilde kendisine en güzel şekilde kulluk eden Peygamber Efendimiz'in izinden giden kullarından eylesin inşallah. Onlarla birlikte Rabbimden şifa bekleyen yakınlarına da
Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Hep birlikte huzurlu, mutlu aile yuvaları nasip eylesin inşallah. Hastanede olan kardeşlerimiz var. Ayakta tedavi gören kardeşlerimiz var. Uzun süre bazı hastalıklar nedeniyle sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimiz var. Rabbim inşallah cümlesine şifalar ihsan eylesin. Ümmet-i Muhammed'in hastalarına Şafi ismiyle şifalar eylesin. Başta ülkemizde meydana gelen deprem vesilesiyle sıkıntı içerisinde olan dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize de Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Onlar içinde bulundukları sıkıntılardan bir an önce kurtarsın. Bizleri de onları anlama, onlara yardım etme noktasında irade ve güç, kuvvet versin. Birçoğumuz zaten bunu yerine getiriyoruz. Bu noktada hiçbir sıkıntımız yok. Müslümanlar bir vücudun azaları gibidirler. Nasıl o vücutta bir aza rahatsızlandığı zaman bütün vücut onun sıkıntısını çekiyor ve o hastalıkla mücadele etmek için elinden geleni yapıyorsa, Müslümanlar da kendi işlerinde meydana gelen sıkıntılı anlarında birbirlerine yardım noktasında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Evlerini açıyorlar. Maddi olarak onlara destek olmaya çalışıyorlar. Ve o sıkıntılı anı hep birlikte göğüslemeye çalışıyorlar. Ülkemizde de son deprem vesilesiyle bunu bizzat görüyoruz ve şahit oluyoruz. Rabbim Ramazan vesilesiyle bütün hayır hasenat yapan kardeşlerimizin hayırlarını dergah hizmetinde kabul eylesin inşallah. Yapmış olduğumuz duaları Kabe-i Muazzama'da yapılmış gibi icabet eylesin. Şu mekanda yapılıp da geri çevirmediği duaların içerisinde bizlerin de dualarını inşallah Rabbim dahil eylesin. Ondan başka sığınacak kapımız yok. Aciz kullarız. Her zaman gevşeklik yapıyoruz. Güçsüz kalıyoruz. Söz verip sözümüzde durmuyoruz. İnşallah Rabbim tövbelerinde sabit olan ve kendi yolunda daima ibadet ehli olan kullarından eyler bizleri. Aile hayatı içerisinde sıkıntı içerisinde olan, geçim noktasında sıkıntı içerisinde olan, iş nedeniyle sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimizin de sıkıntılarına Rabbim gidersin inşallah. Onlara da bu sıkıntılı anlarından bir an önce kurtarıp normal hayatlarına dönmeyi Rabbim nasip eylesin. Cümlemizin ailelerine huzur ve bereket ihsan eylesin. Bizleri geçim ehli eylesin. Bizlerin kalplerini birbirine yaklaştırsın. Tıpkı şu mekanda onun rızasını kazanmak üzere bulunduğumuz gibi dünya işlerinde de ümmeti Muhammed'i bir araya getirip kendi sıkıntılarını giderme noktasında güç birliği nasip eylesin inşallah. Ümmeti Muhammed'e Peygamber Efendimiz'in döneminde olduğu gibi birlik ve beraberlik nasip eylesin. Hepimiz insanız, hepimizin duyguları var. Hepimizin farklı meşgaleleri var. Dolayısıyla bunları ön plana çıkarıp bazen Müslüman kardeşlerimize Rabbimizin hoşuna gitmeyecek cümleler kurabiliyoruz, kelimeler de söyleyebiliyoruz. Dilin kemiği yok, o yüzden dilimizden ne çıktığını kulağımızın işitmesi gerekiyor. Rabbim ümmeti Muhammed'i kırmaktan bizleri uzak eylesin. Onların gönüllerini kırıp Rabbimin hoşuna gitmeyecek amel ve davranışlarda bulunmaklardan bizi beri eylesin, uzak eylesin diyelim. Bütün derdimiz, amacımız Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmaksa o yolda Rabbim inşallah rızasını kazananlardan eylesin bizleri. Bizlere gerçekten sabır ihsan eylesin. Günahlara karşı direnme noktasında sabır ihsan eylesin. Belalara karşı sabır ihsan eylesin. Kendi vermiş olduğu sıkıntılardan kurtulma noktasında da bizlere sabır ihsan eylesin. İçine düştüğümüz müşkil durumlardan kurtulma noktasında Rabbim bizlere irade, güç, kuvvet bahşeylesin diyelim. Bu mekan duaların geri çevrilmediği mekan. Karşımızda Mültezem var. Hacer-i Esved ve Kabe-i Muazzama'nın kapısının arasındaki bölüm. Namazdan sonrası orada kardeşlerimiz dua etmek için hızlıca hemen oraya doğru koşuyorlar. Cenab-ı Allah'a duygu ve düşüncelerini iletiyorlar, dualarını iletiyorlar, bağışlanma ve af diliyorlar.
bizler de zaman zaman gelip o mekanlara, o duvarlara dokunmaya çalışıyoruz. Dokunduğumuzda oldu. Aynı şekilde sağ tarafta Hicri İsmail var, biliyorsunuz. Kabe'nin içinden sayılıyor. Orada kılınan iki rekat namaz Kabe'nin içinde kılınmış gibi sayılıyor. İlk yapıldığında Kabe bu şekilde dikdörtlüğü, kare bir yapıda değil. Sözümüz yarım kalmıştı. Telefonun depolanmasında problem olmuş. Hafızası doluyor zaman zaman. Bilgisayara boşaltıyorum ama hafıza yine de doluyor. Evet, Hicri İsmail'den bahsediyor. İlk yapıldığında Hicri İsmail de Kabe'nin o zaman içerisindeydi. Ama daha sonra Kabe çeşitli vesilelerle zarar gördüğü için yeniden inşa edilmiştir. Ve bu inşa edilmeler sırasında da bugünkü haline dönüşmüştür. Şöyledeki taş bulmanın zorluğu, inşaatın zorluğundan kaynaklı olarak bu şekilde küp şeklinde görünmüştür. O yüzden günümüzde de burada kardeşlerimiz iki rekat namaz kılıyorlar. Son zamanlarda buraya artık görevliler eşliğinde nezaret edilerek namazlar kılınıyor. Kadın ve erkekler nöbetleşe namaz kıldırılıyor. Daha sakin bir namaz oluyor. İki rekat namaz kılan kardeşimiz oradan ayrılıyor. वहां जाना है अभी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान जो है जन्नतुल बकी में मदीना में है ना صورت الورقه الاسراء وسبعتها لها بقى بارك الله عليك انا مش حاصل حاجه غير انا كنت بقول भाई वो मक्का की सबसे बड़ी पहाड़ी है चलते चलते रोज में तो हालत खराब हो गई
Yeah.